arkadaşlarımız kendi iradelerine sahip çıktıkları için ceza verdiler. Bu arkadaşlarımız alay kestikleri için ceza verdiler. Bakınız daha iki gün önce Osmaniye'de aynı ailede kendi birilerinde alay kestikleri için 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu da bize gösteriyor ki bu ülkede hak, hukuk ve adaletin işlemediğini, demokrasinin olmadığının kanıtıdır. Haksız yere... Bu da bize gösteriyor ki bu ülkede hak, hukuk ve adaletin işlemediğini, demokrasinin olmadığının kanıtıdır. Haksız yere insanlar cezaevlerine atılıyor, cezaevlerinde her türlü hak ihlallerine baskıya ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Son yıllarda yapılan F tipi, C tipi ve Y tipi hapishanelerde kalan mahpuslar tecrit altındadırlar. İnsanların tek kişilik hücrelere konuluyor, günde sadece bir saat havalandırmaya çıkarılıyor, geri kalan 24 saatini o tek hücrede geçiriyorlar. Televizyon yok, radyo yok, gazete verilmiyor. Bu başlı başına insan hakkı ihlalidir. Bu işkencedir, bu tecrittir. Bu ülkeyi yönetenlere artık yeter diyoruz. Ve onlara sesleniyoruz. Bu ülkeye bu kadar zarar vermeyin. Hukuka ve demokrasiye saygılı olun. Memleketi batırdınız. Türk meselesi Türkiye'nin en temel meselesidir. Türk meselesinin çözümünün en büyük aktörlerinden biri Sayın Abdullah Öcalan'dır. Öcalan, İmralı cezaevinde ağır tecrit koşullarında tutuluyor. Bakın bir aydır haber alınamıyor. Sayın Öcalan diyor ki, Türk meselesini diyalog ve müzakereyle çözelim. Diyalog ve müzakere bu ülkeyi bölmek. Tüm bu ülkeyi bölmek istiyorsa lanet olsun. Bu sorun muhataplarıyla çözülür, barışır ve demokratik bir şekilde çözülür. Gelin bu çözümsüzlük politikalarından vazgeçin. Gelin yıllardır bu güvenlikçi politikalarından vazgeçin. Hak, hukuk, adalet herkes için eşit uygulansın. Ülkemizi demokratik bir hukuk devleti yapalım. Bu oligarşi cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyete dönüştürelim. Cezaevlerindeki hak ihlallerine, antidemokratik hukuklara ve tecride son verelim. İktidarında muhalefetine, tüm siyasi partilere ve yapılara tecride son verin. Zindanların sesine kulak verin diyoruz. Türkiye'de on binlerce siyasi tutuklunun maruz bırakıldığı tecrit, baskı ve hukuksuzluk politikalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Türkiye cezaevlerinde ulusal ve uluslararası hukuk ihlal edilmektedir. Birçoğu hiçbir hukuki gerekçe sunulmadan uzun tutukluk süreleriyle tutsak alınan siyasi tutsakların yaşam, sağlık, spor, bilgi edinme, avukat ve aile görüş hakları sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Bu hafta da keyfi tahliye ertemeleri cezaevlerinde yaşam yetimleri, tutsakların yemeklerden zehirlenmeleri kamuoyuna yansımıştır. Bu hafta Konya Ereğli cezaevinde hasta tutsak Vahdettin Erdemci saldırıya uğramıştır. 30 yıllık Ramazan Karataş'ın tahliyesi 3. kez ertelenmiştir. Patmos cezaevinde hasta tutsak Osman Çağlar'ın tedavi edilmediği kamuoyuna yansınmıştır. Yaşam ve sağlık hakkı Türkiye cezaevlerinde tehdit altındadır. Binlerce ağır hasta, engelli çocuk ve yaşlı tutuklunun tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu kişilerin önlemlerini bekleyen revir ve muayene taleplerine aylarca yanıt verilmemektedir. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte suç işliyor.